hitap ediyoruz. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz aynen şöyle buyuruyorlar. La tezulu kadema abdin hatta yüs'ele an umrihi fîmâ efnâ ve an ilmihi fîmâ feale fîh ve an malihi min eyne ktesebehu ve fîmâ enfekâ ve an cismihi fîmâ eblâ. Sadaka Rasulullah. Mahşer gününde, hesap gününde şu dört meselenin hesabını vermeden kimseye bir adım attırılmayacak diyor Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Bir adım atamaz kimse. Dört meselenin hesabını. Birincisi, an umrihi fîmâ efnâh. Ömründen 60 yıl, 70 yıl bir hayat yaşamış insan. Bu ömrünü, bu hayatını nerede geçirdiğinden sorulacak. O halde kimse hayatın hesabını vermeden ölmesin kardeşim. Hazırlıksız ölmeyin. Günahlı gitmeyin. Bakınız, şimdi zamanımızın ölümlerinin çoğu hazırlıksız ölüm oluyor. Bir felakettir. Kalp krizinden düşüp ölüyor, felç geçirip ölüyor, trafik kazasında ölüyor. 100 kişi ölüyorsa 90'ı hazırlıksız ve ani ölüyor. Bu felaket, felaket bu. Hazırlıksız olmayın. Hayatınızın hesabını bir ölçüde hazırlayın. Her dakika hazır olun. Çünkü çok kötü günlerdeyiz. Nasıl öleceğimiz belli değildir. 100 kişinin 90'ı yatağında ölemiyor, helallaşmadan ölüyor. Felaket. Ömrümüzün hesabını vereceğiz. E şimdi öyle değil ki, adam bir ömür Allah'a secde etmiyor. Bir ömür. Zengindir, tüccardır, fabrikatördür, falan bankanın ortağıdır, falan şirketin yönetim kurulu üyesidir. Zengin mi zengin, şöhretli mi, servetli mi servetli herif? Hayatta ne camiye geliyor, ne cemaate, ne cumaya, ne bir camiye, ne bir Kur'an kursuna, ne bir İmam Hatip mektebine, hiçbir yere, ne müftülüğe, ne bir fakire, ne bir yetime, bir kuruş yardım yok, hayır yok, hasenat yok, namaz yok, oruç yok, edep yok, haya yok. Günün birisinde kalp sektesinden ölüp gidiyor adam. Ölüp gidiyor. Alnı secdeye gelmeden ölüyor. Ertesi gün bakıyorsunuz, bir takım gazetelerin orta sayfasında vefat, vefat, vefat diye ölüm haberleri, ölüm ilanları yazmış oraya. Büyük adam, büyük iş adamı, kıymetli varlığımız, aile büyüğümüz, büyük insan falan şirketin adamı, falan fabrikanın adamı. Ne oldu kardeşim? Dün akşam Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hakk'ın rahmeti bir adamın babasının çiftliği olsa bu kadar kolay kavuşamaz ya. Ayıp bunlar, çok ayıp şeyler bunlar. Çok gülüş bunlar. Hayatının hesabını vermeden var mı Allah'ın rızası? Var mı Allah'ın rahmeti?